Merhabalar. Ben Doşan Doktor Levent Toksuz. Tamatama Japonca kanalına tekrar hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi 10. dersi bitirdik ve geçtiğimiz hafta bir sınav yaptık. Umarım sınav sonuçları iyidir. Bugün 11. konuyla birlikteyiz. Eskiden üniversitenin önünde büyük bir ağaç vardı. Öncelikle önemli kelimelere bakalım. Tabemas yemek yemek. Nomimas içmek. kaymaz satın almak. Ikimas gitmek kimas gelmek, şimas yapmak, aşırimas koşmak, şinimas ölmek, odorakimas şaşırmak, vakarimas anlamak, maniayimas yetişmek, orimas inmek, şincimas inanmak, yasumimas dinlenmek, ganbarimas gayret etmek, elinden geleni yapmak, şimas yapmak, dekimas yapabilmek, oyogimas yüzmek. Fark ettiyseniz. Bu ifadelerin sonu hep mas ile bitiyor. Bunlar eylemlerin e, kibar kullanım biçimi. Maslı hal. Birazdan açıklama yapacağım. Devam ediyorum. Netsu, ateş, uso, yalan, kokai, pişmanlık, yasa, şisa, şefkat, nezaket, doğgu, alet, tamashi ruh, tosuz, enansızın, arıhi, bir gün, tame, için, nedeniyle, Kore kara bundan sonra mada henüz ve aşta yarın demek. Öncelikle daha önceki 10. konumuzda arimas ve imas ifadelerini çalışmıştık. Olmak anlamına geliyordu. Ga ile kullanılıyordu. Cansız bir varlık varsa arimas, canlı bir varlık varsa imas ifadesini kullanıyorduk. Terebi ga arimas, televizyon var. Neko ga imas, kedi var. Hatırladınız değil mi? Şimdi bunların çekimlerini yapalım. Öncelikle geçmemiş bir durumdan bahsediyorsak yani gelecek zaman olabilir, geniş zaman olabilir. Olumlu bir durumda biz tabii ki ariması kullanıyoruz. Olmak demekti. Arimas. Eğer olumsuzsa arimasen diyorum. Geçmiş zamana baktığımızda arimaşta yani terebiga arimaşta dersem televizyon vardı Arimasen deşta yoktu. Bir kez daha bakalım. Arimas, arimasen, arimaşta, arimasen deşta. Peki aynı şeyi imas ile bakarsak, ...bunu biliyorsunuz canlı varlıklar içindi. ...imas... imasen, imaşta, imasen deşta demem gerekiyor. Peki diyelim ki ...tabemas yemek yemek diye bir fiilimiz var. Geçmemiş durumlarda eğer olumluysa tabemas yemek yemek... ...olumsuzsa tabemasen yememek. Geçmiş yapıyorum da, geçmişte olumsuz yapıyorum tabemasen işte. Şimdi bu konuyu biraz daha açacağım. Diyelim ki elimizde haşirimas koşmak diye bir fiilimiz var... Çekimlerimiz burada. Haşirimas koşmak. Haşirimasen olumsuz hali koşmamak. Haşirimas da geçmiş hali. Koştum derken belki haşirimas da diyeceğiz. Haşirimasen deşta geçmişte olumsuz yapıyorum. Yani koşmadım gibi bir şey dersem. Vataşiva haşirimasen deşta diye bir ifade kullanıyorum. Şimdi biz bu masları ne zaman kullanacağız? Nasıl kullanacağız? Öncelikle eylem ya da durumda bir geniş zaman, gelecek zaman, geçmiş zaman gibi bir zaman ayrımını gittiğimizde biz bu maslı ifadeden yararlanıyoruz. Tekrarlıyorum ama maslı ifade kibar bir kullanım. Örneğin bakın burada haşiri mas dedik, koşmak dedik. Bu kibar bir kullanım. Ama siz eğer animelerde, mangalarda Koşmak ifadesini görecekseniz her zaman kibar ifadeyle haşirimas olarak görmeyeceğiz. Biz bunu ileriki konularda karşımıza çıkacak. Yani arkadaş arasında kullandığınızda yapı değiştirebilecek. Fakat şu an biz kibar japoncu kullanımı ile devam ediyoruz. Öncelikle bir parantez açayım. Şimdi diyelim ki her gün koşarım diye bir cümle kullanacağım. Mainichi her gün demek. Bakın mainichi haşirimas dersem her gün koşarım demiş oldum. Geniş bir zaman. İsterseniz bunun başına Watashi'yi de getirin. Watashi wa mainichi hashirimasu. Ya da mainichi Watashi wa hashirimasu. Şimdi sağ tarafa bakın. Televizyon masanın solundadır. Bakın burada bir durum var. Terebi wa va tsukue no hidari ni arimasu. Terebi wa tsukue no hidari ni arimasu televizyon masanın solundadır. Bakın yine bir geniş zaman ya da şu anki bir durumdan bahsediyoruz. Yani geçmiş olmayan bir durumdan bahsediyoruz. Peki gelin gelecek yapalım. Aşta yarın demekti. Aşta haşirimaz dersem yarın koşacağım diyorum. Bakın haşirimaz isterseniz yukarıyla karşılaştıralım. Main içi haşirimaz. Aşta haşirimaz. Burada olayın geniş zaman mı, gelecekte mi olduğunu nasıl anladık? Tabii ki zaman ifadeden bakın main içi, aşta gibi ifadeler bize ipucu veriyor. Peki ya bunlar olmasaydı? Sadece haşirimas deseydi bu gelecek zaman mı, geniş zaman mı? Nasıl anlarız? Bunu ancak bağlamdan yani durumdan anlayabiliyorsunuz. Yani konuşan kişi eğer gelecekle ilgili bir şeyler söylüyorsa Tabii ki burada haşirimas dediğinde yine gelecekle ilgili bir şey dediğini zaten anlıyorsunuz. Fakat Japonca'da yani İngilizce'deki gibi bir ya da Türkçe'deki gibi cek jack, jack anlamına gelen bir gelecek zaman bildiren bir ek bulunmuyor. Şimdi sağ tarafa bakalım tekrar. Bakın yarın test var diyeceğim. Aşta testo ga arimas. Bakın buradaki aşta zaten gelecek anlamını veriyor. Ama tek başına Testoga arimas dediğimde bu iki anlama gelebiliyor. Ya test var yani geniş bir durumdan bahsediyorum. Ya da test olacak. İkisinde de ben arimas olarak kullanacağım. Peki şöyle olsaydı. Dün koştum. Bakın kino. Bu sefer haşir-i maşta demek zorundayım. Bakın geçmiş hali. Masın geçmiş hali maştaydı. Kino haşir-i maşta. Dün hoca okuldaydı. Kino, sensei wa gakkou Çünkü imasın geçmiş hali imashita. imashita. Şu ana kadarki örneklerde hep böyle olumlu yaptık değil mi? Bir geçmemiş durum bir de geçmiş durumla ilgili olumlu yaptık. Peki bunlar olumsuz olsaydı nasıl derdim? Gelin şimdi de bir olumsuz yapalım. Yani her gün koşarım yerine her gün koşmam diyeceğim. Mainichi <laughs> hashirimasen. Yarın koşacağım yarın koşmam. Aşta haşirima sen. Dün koştum. Dün koşmadım. Kino haşirima sen deşta. Nasıl? Umarım sizi zorlamıyordur. Bakın tekrar bir bakalım isterseniz. Haşirimas. Koşmak. Haşirimas sen. Koşmamak. Haşirimas da geçmiş hali. Yani koştum derken haşirimas da Haşirimasen deşta geçmişte olumsuz. Koşmadım derken haşirimasen deşta ifadesini kullanıyoruz. Bir tane daha özellik veriyorum. Biz bu masları nerede kullanacağız diye düşündüğümüzde bakın bir öncekinde kibar kullanışırken, kibar kullanımlarda zamanlar için tabii ki maslardan yararlanıyorduk. İkinci olarak biz bunları ileride daha detaylı göreceğiz ama kara, tay, niku'i, yasui gibi edatlarda da fiilin Maslı halini biz kullanacağız ileride. Şimdilik sadece küçük bir e, bilgi vermek istiyorum ama. Mesela. Kara den dolayı için anlamı veriyordu. Ateşim olduğu için bugün dinleneceğim diye bir cümlem var diyelim. Yasumimas dinlenmek. Bakın. Nessuga arimas kara kyo yasumimas. Ateşim olduğu için bugün dinleneceğim. Nessuga arimas kara kyo yasumimas. Bakın Masdan sonra eğer kareyi getirirsem için anlamı veriyor. İkincisi, tay yapısı dedim. Tay istemek, bir şeyi arzularken kullanılıyor. Fiildeki ması atıyorsunuz, tay ifadesine ilave ediyorsunuz. Mesela ateşim olduğu için bugün dinlenmek istiyorum deseydim, Netsuga arimas kara, kyo Yasumi tay des. Bakın Yasumi mas dinlenmek de ması atıyorum, tay ilave ediyorum. Yasumitai desu. Devam ediyorum. Nikui bir şey yapması güç anlamını veriyordu. Yani masa atıp Nikui getirirsem diyelim ki bu kitap okuması güç. Kono hon wa yomi Nikui des diyeceğim. Yomi mas okumak demek. Masa atıyorum Nikui getiriyorum. Yomi Nikui okuması güç oluyor. Tıpkı tai gibi bakın Nikui. Bu da bir iyi sıfat haline getirmiş oluyor. Yomi Nikui. Son olarak bunun tersi Yasui yapısı bir şey yapması kolay anlamını veriyor. Yine masa atıyorum Yasui ilave edersem yapması kolay anlamını verecek. Bu kitabı okuması kolay. Konu hon wa yomi Yasui desu diyeceğim. Şu an büyük bir parantez açtım ama tabii ki bu kara, tai, miku, Yasui gibi konular... ...ileride zaten karşımıza çıkacak. Şu an sadece söylemek istediğim masın işlevleri. Birinci işlevi tabii ki kibarlık katıyor. Kibar bir kullanım. Ve biz zamanlarda tabii ki bu maslı yapıyı... ...maşta, masen, masendeşta gibi zamanlarda kullanıyoruz. İkinci olarak da bakın kara, tay, niko, yasu gibi edatlarla kullanıyoruz. Bunu belirtmek istedim. Peki şöyle bir e, alıştırmamız olsun. Örnekteki gibi aşağıdaki fiillerin çekimlerini yazmanızı istiyorum. Haşirimaz koşmaktı haşirimaz, haşırıymasın, haşırımaşta, haşırımasın Sizden kaymas, satın almak, nomimas içmek, aymas karşılaşmak, tabemaz yemek yani yemek yemek, misemaz göstermek, tomemas durdurmak, Şimas yapmak ve kimas gelmek fiillerini buradaki örnekteki gibi çekimlerini yapmanızı istiyorum. Peki. İkinci bir alıştırma da aşağıdaki ifadeleri lütfen Japonca'ya çevirin. Eskiden üniversitenin önünde büyük bir ağaç vardı. Üniversite Daigaku. Dinlenmek istiyorum. Ali konuşması kolay insandır. Kadınlar ya da erkekler de diyelim. Kadınlar ya da erkekler fark etmez birini seçin. Anlaması güç varlıklardır. Jose kadın demek. Danse, erkek. Sonzai, bu da varlık anlamına geliyor. Var olmak anlamına geliyor. Efendim düşünün, bu ifadeleri Japonca'ya çevirmeye çalışın. Bir sonraki derse tabii ki bakacağız yanıtlarına. Peki fragmanlarımızı geçelim. Bugün 10 tane fragman var. Öncelikle birinci fragman. Bakın burada Shinjimas, inanmak demek. Olumlu ve geçmemiş bir durum, değil mi? Shinji mas. Peki dinleyelim bakalım neler söyleyecek. Shinji mas yo boku Bir kez daha. Shinji mas yo boku Duyu birlikte mi? Shinji mas yo boku dedi. İnanıyorum ben. Bakın burada inanacağım ben demeyeceğim ya da inanırım ben belki duruma göre denilebilirdi ama bu durumda böyle bir çeviri de yapmayacağım. İnanıyorum ben. Bakın sanki şimdiki zamanmış gibi gösteriyoruz ama burada bir duna durum var. Fark ettiniz değil mi? İnanma durumu var. Yani şey gibi değil, e, fiil, içmek gibi bir fiil değil buradaki inanmak. Çünkü içmek yani o an yapılan bir eylemden bahsediyoruz. İçiyorum ben dersem, yani evimdeki bir kahveyi tam işliğin bir andan bahsediyor şu olurum değil mi mantık olarak. Ama inanmak gibi bir eylem o tarz bir eylem çünkü bir durumdan bahsediyor. Tıpkı olmak gibi. Yani daha geniş bir anlamda. Dolayısıyla Shinji Masio Bokuva dediğimde inanıyorum ben diyebilirim. Geçmiş olmayan bir durum var değil mi burada? Devam ediyorum. Bakın burada orimas diye bir ifade kullanacak. Orimas, orimas inmek, bir taşıt'tan araçtan inerken orimas dinleyelim. Koko de orimas. Bir daha. Koko de orimas. Duyabildik mi? Koko de orimas. Burada ineceğim. Burada ineceğim. Bakın burada bu sefer burada iniyorum diye bir çeviri çok mantıklı olmuyor. Burada ineceğim. Burada ineceğim. Bir sonraki. Burada ganbarimas. Yani elinden geleni yapmak fiilini duyacağız. Dinleyelim. Kimino tame ni Kimi no dame ni no ni Senin için elinden geleni yapacağım. Bir kez daha hatırlatıyorum ama Bakın maslı yapının özelliği kibar bir form olmasıdır. Yani bu kişi kimin otameni gambari dediğinde kibar bir yapı kullandı karşı tarafa. Çok çok ileride yine karşımıza çıkacak. Şimdiden küçük bir parantez. Yani bu eğer yakın bir arkadaşı olsaydı kimin otame gambaru diyecek. Yani gambari mas gambaruya dönüşüyor. Nasıl dönüştüğünü biz o konu geldiğinde zaten anlatacağız. Burada dikkat edeceğimiz konu mas yapısının kibar bir kullanımı oldu. Devam ediyorum. Maniaimasu yetişmek ifadesi karşımıza çıkacak. Dinleyelim. Watashi mada maniaimasu ka? Watashi mada ka? Watashi mada maniyaymasu ka? Ben hala yetişir miyim, yetişecek miyim? Maniyaymasu yetişmek demek, bir şeye yetişebilmek, yetişmek anlamında. Watashi mada maniyaymasu ka? Dikkat ettiniz mi? Şu ana kadarki ifadelerde erkekler genellikle ben ifadesini kullanırken boku ore yi tercih etmişlerdi değil mi fragmanları düşününce? Bakın bu fragmanda Watashi geldi. Konuşan kişi Watashi'yi seçti. Sizce neden? Defalarca böyle söyledik ama vataşı biraz daha soft bir anlam veriyordu. Boku ben. Ore deyince biraz daha kendini güven, erkeksilik var. Şu cümleyi bir düşünür müsünüz? Bakın hala yetişecek miyim, hala yetişir miyim diye bir ifade kullanıyor. Sanki zaten böyle fragmana baktığımızda da görüyorsunuz. Bu kişi biraz zor bir durumda. Böyle yetişmek istiyor bir şeylere. Bir şeylere geç kaldığını belki de düşünüyor. Bakın orada soft bir vataşi kullanımı tercih etti böyle bir durumda. Çünkü bakın bir izin istemeye benzer bir durum var. Bir şey soruyor, bir endişe var. Böyle Watashi'yi e, tercih etmesinden ben bunun e, burada bir nasıl söylenir? Biraz daha böyle yumuşak tarzda bir soru olduğunu ben burada anlıyorum. Devam ediyorum. Burada diyecek ki Ben bir aletim, ruhum yok diye bir cümle kullanıyor. Bakın yok dedi. Olumsuz kullandı. Olumsuz kullanırken masen yapıyorduk değil mi? Maslı yapıyı masene çeviriyorduk. Sizce nasıl diyecektir? Doğu alet demek. Tamashi ruh demek. Nasıl der? Ben bir aletim. Ruhum yok diye bir cümle kullanıyor. Bakın ilk kısım ben bir aletim. Burada bir eylem falan yok değil mi? Bu bir at cümlesi. Bizim klasik vades yapımız. Ben yani bir aile temizleyecek. Sonra ruhum yok derken nasıl diyecek? Biraz düşünün. Peki gelsin. bir bir kez daha gelsin. Ben bir aletimim. İlginç bir Watashi wa dougu desu. Tamashi wa arimasen. Ben bir aletim, ruhum yok. İlginç bir şekilde bakın fragmanda da bu yazmışlar bu kısmı. Yukarıdan aşağı yazılı görüyorsunuz değil mi? Normalde günümüzde aslında soldan sağa doğru yazım çok daha yaygın. Fakat siz bir gazete okursanız ya da bir kitap okurken bazen yani yukarıdan aşağıda görebilirsiniz. Yani soldan sağa yazdığınız şeyi yukarıdan aşağıda yazıyor biliyorsunuz. Şuna dikkat. Burada ne yazıyor? ''Batashi ni tamashii wa arimasen'' demişim. Bakın ''Batashi ni tamashii wa arimasen'' diye yazıyor ama fragmanı bir daha dinleyin bakın ne diyecek? Watashi wa dogu desu tamashii wa arimasen'' diyor. ''Batashi ni tamashii wa arimasen'' dediğimizde daha önceki konuda bir kez çıkmış hatırlarsanız. ''Ni'' yapısı geldiğinde ''Benim ruhum yok.'' demiş oluyor. Vataşi ni tamashi varimasen. Ya ben bir ruha sahip değilim. Devam ediyorum. Yine olumsuz yani geçmiş olmayan bir durumda olumsuz yapacak. Yapamam, mümkün değil diyor. Şimdi dekimas yapabilmek demek. Dekimas. Eğer yapamam diyorsa siz bu maslı yapıyı masene çevirmek zorundasınız değil mi? Yani bu kişi yapamam diyorsa deki masen demek zorunda. İkinci kısımda da mümkün değil diyecek. Mümkün değil. Fukano. Mümkün olmamak. Fukano. Bakın bu bir e fiil değil. Fukano. Bunu bir isim. Fukano des dersem mümkün değil demiş oluyorum. Dinleyelim. Aslında bu Fukano'ya bir na koyarsam da Fukano'na yani nalı bir sıfatla olabiliyor. Dinleyelim. Dekimasen fukano desu yapamam mümkün değil. Peki yapabilirim deseydi? Tabii ki dekimas derdim değil mi? Devam ediyorum. Şimdi de geçmiş yapalım. Şaşırdın diye bir ifade çıkacak karşımıza. Odorokimas şaşırmak demek şaşırdım derken mas maş diye çeviriyordu değil mi? Düşünün nasıl diyecek? Bunun başına ana tayı ilave etmek zorunda değilsiniz. Zaten durumdan kişi anlay anlayacağı için kendisi hakkında konuşulduğunu. Yani başına ana tayı ilave etmek zorunda değilsiniz. Dinleyelim. Bir daha. <laughs> Odoro da. şaşırdın dedi. Bu fragmanı biraz önemsiyorum şundan dolayı. Hatırlayanlarınız olmuştur. Birinci derste Hiragana dersimizde bu fragman karşımıza çıkıyordu. Oradaki amacımız şuydu. Hiragana'ya çalışıyorduk. Dinleyin sesi tanımaya çalışın diye ben bunu vermiştim. Bakın bu konuda yani 11. konuda artık Odoroki Maçta'nın şaşırdım anlamına geldiğini ve bunun nedenlerini görebiliyoruz değil mi? Onun için bu fragman benim hoşuma gidiyor. Tıpkı bir sonraki gibi. Bakın Vakarimas anlamak demek. Burada anladım diyecek. Bu fragmanda birinci konu da çıkmıştı bir kez. Peki Vakarimas anlamaksa anladım derken Nasıl deriz? Ması maştaya çevirmemiz lazım değil mi? Vakari maşta dersem anladım demiş oluyor. Vakarimashita. Vakarimashita. Vakarimashita anladım. Eğer anlamadım deseydi bakın tam bir altta şu an biraz silik tabi ki. sen deşta dersem anlamadım demiş oluyorum. Ve kibar bir form. Bakari masan Anlamadım. Bakari da anladım demek. Devam edelim. Bir gün ansızın nefret ettiğim babam öldü diye bir ifade kullanacak bu fragmanda. Bakın öldü diyorsa geçmiş zaman yaptı. Şuradan gidelim. Şinimas ölmek demek. Eğer öldü diyorsa Nasıl bitecek? Cümle nasıl bitecek? Şini maşta ile bitecek değil mi? Diğer iki kelimeye de bakalım. Aruhi bir gün demek. Totsuzen ansızın. Nefret etmek kelimesini hatırlıyor musunuz? Nağlı bir sıfattı. Hatta başına bir de dai geldiği zaman. Mesela dai suki çok sevmekti. Suki sevmek, dai suki çok sevmek. Nefret etmek neydi? Bir de onun başına dai koyarsak ...son derece nefret etmek gibi bir şey oluyordu. Düşünün. Bir daha. Bir gün ansızın... ...nefret ettiğim babam öldü. Zaten babaların sevileni de pek olmaz değil mi? Genellikle babalar bu konuda biraz şanssızdır. Devam ediyoruz. Son fragman. Güzel bir cümle. O yalanda şefkat, pişmanlık ve umut vardı diye bir ifade duyacağız. Bakın vardı. Vardı. Yani olmak fiili değil mi? arimas. Geçmiş yaptığı için arimashta diye bitirmek zorunda. Bu kısım cepte. Şimdi şu kelimelere bakalım. Yeni kelimeler. Uso yalan demek. Yasashisa şefkat, naziklik, şefkat. Koukai pişmanlık. Kibo kibo umut. Biz e, bunları sıralarken Türkçe'de virgül koyarak da sıralayabiliyoruz. Fakat Japonca'da V anlamını gelen to ile sıralıyorsunuz. Düşünün nasıl söyleriz? O yalanda şefkat, pişmanlık, umut vardı ve umut vardı. Dinleyelim. <laughs> そのうそにはやさしさと後悔と希望がありましたそのうそにはやさしさと後悔と希望がありましたこのそのあの「ぶしゅ」をあんまそのゆう a z e n şu değil de Türkçe'ye o diye çevirmek daha doğal olabiliyor demiştim ki bu da onlardan bir tanesi. Yani şu yalanda diye başlamamı gerek yok. O yalan daha doğru olacaktır. O yalanda şefkat, pişmanlık ve ubut vardı. Sonra usoniva yasashisa to kokai to kiboga arimashita. Peki bugünkü derslerde kullanılan fragmanları görüyorsunuz. 10 tane fragmanın filmlerin isimleri, yönetmenler ve web sayfaları karşınızda. İsterseniz gelin bir özet yapalım. Bugün neler yaptık? Bugün maslı fiil kullanımlarını gördük. Örneğin haşirimas koşmak demekti. Ben koşarım dersem vataşıva wa haşirimas. Ben koşmam. Batashi wa haşirimasen. Ben koştum. Batashi wa da. Ben koşmadım. Batashi wa haşirimasen deşitam. Maslı yapı kibar bir kullanımdı ve geniş gelecek geçmiş zaman gibi kullanımlar bize sunuyordu. Bunun dışında neden sonuç bildiren kara ya da bir şeyin yapması kolay anlamına gelen yasui ya da yapması zor olan mikui buraya yazmayı unutmuşum bir tane daha vardı hatırlıyor musunuz yapmak istemek yani tay yapısında da biz maslı yapıdan yararlanabiliyorduk ama bunları zaten ileride biz daha detaylı olarak göreceğiz. Bugün 11. ders yaptık. 12. ders, önümüzdeki hafta bizi bekleyen ders. Her gün ders çalışırım. Her gün ders çalışırım diye devam edeceğiz. Peki önümüzdeki hafta 12. derste buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.